Yaşasın beş Ekim, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın beş Ekim, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basına ve kamuoyuna, bugün itibariyle 2021-2022 öğretim yılının ilk bir ayını geride bıraktık. Bir ay önce 4 Eylül'de daha okullar açılmadan Covid-19 tedbirleri kapsamında okullarda eksiklerin neler olduğunu yine bir basın açıklamasında Torbalı halkı ile paylaşmış ve yetkilileri bir an önce eksikleri gidermek üzere gerekli ve yeterli tedbirleri alma konusunda uyarmıştık. Bu açıklamamız sonrasında basına verdiğimiz deneçlerle de okullardaki vaka bilgilerini ve bir türlü alınmayan tedbirleri paylaşmaya devam ettik. Biz eğitim sen olarak sınıfların çok kalabalık olduğunu, okulun hijyenini sağlamak üzere yeterli temizlik personeli olmadığını, pencerelerin kış şartlarında havalandırmaya uygun olarak düzenlenmediğini, birçok öğrencilerin herhangi bir standardı olmayan korunaksız ya da kullanılmaktan eskimiş maskelerle okula geldiğini, okul bahçelerinin öğrencilerin kullanımına uygun olarak düzenlenmemesinden kaynaklı öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını maskelerini çıkararak sınıflarda karşılamak durumunda kaldıklarını, tuvalet ve lavabo sayısının ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu, okullarda mutlaka öğrencileri de kapsayacak şekilde PCR testinin yapılması gerektiğini, ders sürelerinin 30 dakika olarak uygulanması gerektiğini ifade ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce basına verilen demeçlerde de okulların en güvenilir yerler olduğu, hiçbir okulda dezenfektan sıkıntısının olmadığı, 3. hafta itibariyle okullarda vaka görülmediği ve 90 tane okuldan sadece 5'inde kalabalık sınıf olduğunu şaşkınlık içinde okuduk. Bizim ifade ettiğimiz ve acilen çözüm bulunmasını talep ettiğimiz eksikler ve önlemlerin nasıl görmezden gelindiğini ve başka bir torbalı resme çizildiğini gördük. Kalabalık sınıflar ile ilgili özellikle şunu belirtmek gerekir ki 90 okulun sadece 5'inde dersliklerde yoğunluk vardır, fazladır denilen o 5 okul bile toplamda 5000'in üzerinde öğrenciyi barındırıyor. Başta bu okullar olmak üzere şu ana kadar öğrenci yoğunluğu ile ilgili alınan en etkili önlem ne yazık ki 2 yıldır yenilenen maske ve mesafe ve temizliğe dikkat edilmesinin dikkat edin demenin ötesine geçmemiştir. Buradan hemen bir kere daha belirtelim ki biz alınması gereken acil tedbirler dediğimizde yukarıda değindiğimiz sorunlara ilişkin tedbirlerden bahsediyoruz. Bir eğitim öğretimin kesintisiz sürebilmesinin koşulunun da bu tedbirleri almaktan geçtiğini ifade ediyoruz. Oysa şu anda eğitim öğretim faaliyetleri adeta öğrencileri ve öğretmenleri sürü bağışıklığına terk ederek devam etmektedir. Zira bugün itibariyle Sema Karhan Anadolu Lisesi'nde bir sınıf karantinada, Şehit Uzman Çavuş Harun Şenizuar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 öğrenci pozitif ve bir sınıf karantinada, Tolga Sağlam Kız İmam Hatip Lisesi'nde bir sınıf karantinada, Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir sınıf karantinadadır. Ve herkes şunu çok iyi biliyor ki, eğer okullarda test yapılsaydı bu rakamlar çok daha yüksek olacaktı. Öte yandan Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan okulların eğitim öğretimi ara vermeden kesintisiz süreceğine dair açıklamaları sevinçle karşılıyoruz. Biz de eğitimde sürekliliğin sağlanmasını ve uzaktan eğitimin virüs karşısında bir seçenek olarak sürekli kullanılmasını istemiyoruz. Ancak bu sürekliliğin bugüne kadar her iki bakanlığın yaptığı gibi telkinlerde bulunarak, broşür göndererek sağlanamayacağını, lafla peynir gemisinin yürütülemeyeceğini biliyoruz. Bizler
şirketlerin karlarının değil, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığının ve geleceğinin garantiye alınmasını istiyoruz. Konuşmanın asla eğitime ara vermeyeceği nutuklarının, asıl yapılması gereken işlerin ve yerine getirilmesi gereken sorumlulukların üstünü örtmekten, bir iş yapılıyormuş gibi gözükmekten başka bir işe yaramadığını biliyoruz, görüyoruz. Eğitimsel olarak halka, öğrencilerimize ve tüm eğitim emekçilerine karşı duyduğumuz sorumlulukla bir kez daha buradan hatırlatıyoruz. Havaların serinlemesiyle birlikte yaşamaya başladığımız ve ilerleyen zamanda daha şiddetli hissedeceğimiz en büyük sıkıntı, 40 dakika boyunca camları da kapatarak sınıflarda bulunmak zorunda oluşumuzdur. Bu nedenle ilk önceliğimiz acilen sınıflardaki pencerelerin üstten de açılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve ders sürelerinin 30 dakikaya çekilmesidir. Bunun yanında okullarda hizmetli yetersizlikleri giderilmelidir. Okullarda ateş ölçümünü ve takibini yapabilecek sağlık personelleri görevlendirilmelidir. Tuvalet ve lavabolar yeterli hale getirilmeli. Okullarda öğrencileri de kapsayacak şekilde PCR testi uygulanmaya başlanmalıdır. Ve tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ağustos ayında gönderilen COVID-19 salgınının okullarda yapılması gerekenler broşüründe belirtilen önlemlerin hayata geçirilip geçirilmediği denetlenmeli, var olan eksikler hızla tamamlanmalı, hiçbir önlem kişisel inisiyatiflere bırakılmamalıdır. Eğer gerçekten eğitimde süreklilik sağlanmak isteniyorsa, sınıfların kalabalıklarını ortadan kaldırmak üzere ek derslikler yapılmalı, ortaya çıkacak olan açığı gidermek üzere 100 binin üzerinde öğretmen atanmalı, bütçeden eğitime pay 2 katına çıkarılmalı ve okulların ödenekleri arttırılmalıdır. Eğitimsen Torbalı temsilciliği. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Okuluma ödenek eğitime bütçe istiyorum. Okuluma ödenek eğitime bütçe istiyoruz. Okuluma ödenek eğitime bütçe istiyoruz. Parasız eğitim, parasız sağlık. Parasız eğitim, parasız sağlık, parasız eğitim, parasız sağlık. Yaşasın eğitimsel, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın eğitimsel, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın eğitimsel, yaşasın.